Merhaba arkadaşlar. Ben Cihan Özhan. Bu dersimizde SQL Server'da tarih formatlarını, tarih verisini farklı şekillere convert etme, dönüştürme işlemlerini yani formatlama işlemlerine bakacağız. Bunun için cast ve convert fonksiyonlarının yanı sıra bir de format fonksiyonu kullanılıyor. Şimdi bunları incelemeye başlayalım. İlk olarak en basit haliyle select, convert şu şekilde bir işlem yapalım. Convert fonksiyonu içerisine 3 tane parametre gönderiyorum. Birincisi varchar, yani benim şu anın tarihini, saatini getDate üzerinden aldığımda bunu string'e dönüştürmesini istiyorum. O yüzden de varchar olduğunu belirtiyorum. Bunun dönüştürülecek olan türün varchar olduğunu söylüyorum. Üçüncü parametre de bunun format ayarı. Bunu sonraki konularda anlatacağım. Bunu çalıştıralım. Evet. Bakın bu şekilde bir çıktı oluşturdu bize convert. Şu anın tarihini aldı. Tabii İngilizce, default'ta İngilizce ayarlı olduğu için İngilizce olarak bunu gösterdi bize. Şimdi devam edelim. Yani convert'te bunlar yapılabiliyor. Biraz daha ilerlersek mesela bu örneğimizde dönüştürülmemiş tarihi öncelikle göstereceğim. Sonra cast fonksiyonu ile dönüştürülmüş halini, sonrasında da convert ile dönüştürülmüş halini göstereceğim. Çalıştıralım. Dönüştürülmemiş versiyon şu. Şu anın tarih ve zaman bilgisi bu. Gece sabaha doğru 3:43 tarih vesaire. Cast kısmında da gördüğünüz gibi bunu İngilizce olarak, metinsel olarak, Jan olarak gösteriyor. Convert ile de bu şekilde yapabiliyoruz. Aralarındaki ufak tefek farklar var. Cast kullanımı şöyle. GetDate as nVarchar diyorum. Ve kaç karakterli olacaksa bunu buradan belirtebiliyoruz. Aslında standart tür dönüşümü casting içerisindeki. Convert kısmında da daha önce belirttiğim gibi öncelikle dönüştürmek istediğimiz türü söylüyoruz. Sonra getDate diye biz tarih bilgisini veriyoruz. Dönüştürülecek olan değeri. Bir de 126 diye bir parametre gönderiyorum. Bunları da dediğim gibi birazdan göstereceğim. Bu ekstra detay ayarlar. String olarak alınan bir değer cast ve convert fonksiyonlarını her ikisiyle de dateTime verine dönüştürülebilir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Burada da öncelikle kendim getDate üzerinde almak yerine kendim bir metinsel değer veriyorum. Onu gösteriyorum. Sonra da bunu dateTime tipine dönüştürmesini istiyorum. Cast'in. Daha önce bunun tersini yapmıştık. GetDate'den aldığım dateTime'ı ben nVarchar'a dönüştür demiştim. Şimdi de metinsel string bir değeri dateTime'a dönüştürmesini istiyorum. Bu da geçerli bir durum. Convert'te de aynısını yapıyoruz. DateTime'a dönüştüreceksin diyorum. Neyi? Şuradaki ikinci parametredeki veriyi buradaki fonksiyon parametresiyle. Bunu da başarılı bir şekilde yapıyoruz. Convert ile ilgili farklı formatlama kodları var. Bunları az önce 100 ve 126'da görmüştük. Bunların çıktıları değişiyor parametreye göre. Mesela 0 verirseniz çıktı şu olacaktır tarihe göre. Yani formatı bu olacak. 1 yazarsanız ay, gün, yıl şeklinde olacak. 2 yaparsanız yıl, gün, ay ya da ay, gün. Şu an hatırlamıyorum onu. 3 yaparsanız format bu şekilde. Aralarda taksimler, slash'lar olacak. 4'te nokta, aralarına tire koyma, boşluk koyma ve metinsel olarak gösterme gibi. Dikkat ederseniz farklı farklı sonuçlar verir. SQL Server ileri seviyeti SQL programlama kitabımda bunları detaylı olarak anlatıyorum zaten. Bu örnekleri oradan da bulabilirsiniz. Bunları geçiyorum. Sadece ne olduğunu görmeniz için söyledim. Buradaki parametrelerin hepsinin bir anlamı ve çıktısı var. Format fonksiyonunda ise verilen tarihi istenen formata dönüştürerek string olarak verir geriye. Söz dizimi format ilk parametre olarak tarih zaman yani date time'ı alır. İkinci parametre olarak da formatı alır.
Örneğimizde şöyle. Format şu anın tarihini al get date üzerinden ve benim çıktı olarak istediğim özel formatta şu diyorum. Yıl, ay, gün ve saat, dakika, saniye şeklinde olacak. Çıktıya bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde benim istediğim şekilde oldu burada. Format fonksiyonu genel olarak tarih bilgilerini farklı kültür formatlarında görüntülemek için kullanılır diye de ekleyelim bunu. Belirli bir tarih bilgisini farklı kültür bilgilerine göre görüntüleyelim şimdi. Bunlar ekstra detaylar oluyor. Ben tarih bilgisini GetDate üzerinden alıyorum. Bunu tarihe aktarıyorum. Sonrasında da bunu göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi. Aslında şöyle yapalım. Evet. Format tarihi verdim. Buradaki parametrem format parametrem D. Dil olarak da TRTR Türkçe olacak. Amerikan İngilizcesi için NUS, İngiltere İngilizcesi için NGB, Almanca için D ve Çince için de ZHCN formatlarını veriyorum. Bakalım çıktığımız nasıl olacak burada. Şu şekilde gösterelim. Evet. Türkçe, yani Türkiye'de böyle kullanılıyor. 18-6 gün, ay, yıl şeklinde. Amerikan İngilizcesinde ay, gün, yıl ve arada taksim olarak kullanılır. İngiltere'de gün, ay, yıl. Bizimkinden tek farkı nokta yerine taksim kullanması. Slash. Almanca'da bizimle aynı şu an. Çince'de yıl başta oluyor. Ay ve gün şeklinde aralarda slash oluyor. Bunları uluslararası bir uygulama geliştiriyorsanız farklı kültür ve dillere göre değişecek şekilde veriyi göstermek için kullanılır diyebilirim. Küçük harfli D parametresini büyük harf D ile değiştirdiğimizde ise ay ve gün bilgilerinin ilgili dillere çevirerek açıkça görüntüleyecektir. Yani yukarıdakinde tek değişiklik şu D'leri büyük harf yaparak göstereceğim şimdi. Bakın buradaki tek fark artık sayısal olarak değil, gayet açık bir şekilde ay ve gün isimlerini yazdığını görüyorum. Hatta Çince'yi de Çince olarak yazdım. Farklı tarih işlemleri için format fonksiyonu aşağıdaki formatlarda kullanılabilir. Farklı tarih işlemleri de şöyle. Tek farkı D sayısı olarak belirtiyorum. Ama sonucu etkiliyor. 1D'de şu şekilde. 2D yaptığımda sadece günü yani day. 3D yaptığımda bunu kısa bir şekilde günün adını yazıyor. 4D yaparsam küçük D bu sefer açıkça yazıyor bunun gününü. Tabii şuradaki dilleri de değiştirirseniz ona göre çıktıları alırsınız. O dile, kültüre göre. M'yi de yapalım. Bu da ay. Gördüğünüz gibi Haziran vesaire şeklinde ilerliyor. Yıl bilgisinde de aynı şekilde açıkça yazıyor. Ondan sonra sadece yılın iki hanesini yazıyor. Son iki hane. Bir de tümünü yazıyor. Format fonksiyonu farklı ülke para birimleriyle kullanımına bakalım. Bu da gene geçici verilerin bir konusudur. Para birimleri. Çünkü çok kültürlülükte bu da önemli bir husustur. 5 doları TL'ye çevirerek göstermek istediğinizde bunları yapabilirsiniz aslında database üzerinden. Burada da tek farkı aradaki parametreyi C olarak belirtiyoruz ve gene dilleri yazıyoruz. Bakalım. Bakın 500 TL, 500 dolar, 500 euro, Almanca'da 500 euro, Çin'de ise 500 yuan şeklinde bize gösterdi. Para değerinin sonuna sıfır konulabilir. Bu durumda sorgulamanın ikinci parametresi olan C parametresi şu şekilde kullanılacaktır. C, C1, C2 ve C3 şeklinde çalıştırdım. Bakın burada da ilkinde 50 dolar, sonunda 2 sıfırlı. İkincisinde tek sıfır istemişiz.
O yüzden tek sıfır var. Üçüncü de C2 demişiz. C2 aslında C'nin default hali. İkisi de aynı gördüğünüz gibi. 3-0'da da bakın sonuna 3 tane 0 koyuyor. Burada C ile C2 default olarak birbirinin aynısı oluyor. Bunların çok daha detayları var. Kitabımda daha detaylı inceliyorum. Burada sadece genel olarak bir ön izleme yapıyorum aslında. Bunların profesyonel hayatta ciddi farklılıkları ve dönüşümleri olabiliyor.